Bir önceki hikaye hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Bu çocuğumuzun evini kullanıp çocuk evde yokken evine işte erkek getirip onların da sonra kendisine ait olmadığını söyleyip çocuğumuzu sürekli kullanan, hatta çocuğumuz evde yokken gizli gizli evine giren, bunu da kamera kayıtlarından çocuğumuzun anladığı bir ilişkisi vardı çocuğun. Bununla ilgili aslında taraflar, yani çocuğun programa bildirmiş olduğu bir nihai sonuç yok henüz. Tabii ki oradaki MC'lerin son bir kararları var. Onu size aktaracağım. MC'ler doğal olarak tabii ki çocuğa dedi ki yani ayrıl. Yani bu kızı sen istesen tutmak istesen de bu kızı tutamazsın. Bu kızın sana hiçbir şekilde gerçek bir hissiyatı, duyguları yok. Sadece o an gidecek yeri yok, kalacak yeri yokken seni arıyor ve seni kullanıyor. Bu yüzden tabii ki o çocuğumuza MC'lerin verdiği öneri ayrılık önerisiydi. Ama ayrılmıştır diye tahmin ediyorum. Kim öyle birisiyle birlikte olmak ister ki içi biçip kapıma dayandıktan sonra, değil mi? Merhaba arkadaşlar, Q-Story'e hoş geldiniz. Bugünkü serimizde geçen hafta paylaştığım seriyle aynı olacak ve serinin ismine karar verdim. Serinin ismi Aşkı Kore arkadaşlar. Onu çok beğendim ve güzel beğeni almış yorumların altında. O zaman bugünkü hikayemize geçelim bakalım. There's not much to do when all I can is thinking about. Geçen haftadan farklı olarak arkadaşlar karakterlerimizin isimleri var. Bu haftanın karakteri Canan, ismi Canan, sevgilisinin ismi ise Can olacak. Her neyse Canan 26 yaşında bir kız. Kızımız staj yaparken çalıştığı firmada bir erkekle karşılaşıyor ve onunla da iş başvuruları süresince işte akıl danışırken, fikir alırken derken çocukla sevgili oluyor. Çocuğumuzun ismi Can, söylediğim gibi. Canımız, cananımıza değişik oluyormuş her neyse. Sürekli pahalı hediye alır böyle ünlü markalardan. Gerçekten pahalı markalardan. Tabii bu kızın hoşuna gider. Ama bunların yanında kız çocukta beğenmediği özelliklerden bahseder program boyunca. Kızımızın içine sinmeyen şey ise şu şekildedir. Sevgili, uyuyor musun? Yorgunsun galiba. İyi uykular. Diyor kızımız bu mesajı gönderdiğinde akşam 10:30. Çocuk da diyor ki, özür dilerim diyor. Uykuya dalmışım. Resmen bayıldım. Kendimden geçtim. Diyor ama bu mesajı attığında sabaha karşı 4:30 neredeyse. Kız da diyor ki tabii olsun diyor, hani yorgun muydun? Olabilir falan, üzgün suratlar falan yolluyor. Sizin de gördüğünüz gibi kızın mesajına, akşamki mesajına sabaha karşı cevap veriyor falan ve her seferinde kızımız çocuğumuzun, yani canımızın akşam 10'da, ondan önce uyuduğunu söylüyor ve bundan çok rahatsız olduğunu söylüyor. Bu yüzden şüphelendiğini de söylüyor. Ve bir gün birlikte tatile giderler. Burası gerçekten çok güzelmiş. Otele ilk defa geliyorum. Diyor Canan. Kızımız der ki ben ilk duş alıp geleyim, sonra sen girsen olur mu der. Çocuğumuz kabul eder ve kız duşa gider. Geldiğinde ne görsün? Ne görmüş olabilir? Canımız yine uykuya dalmış. Son olarak Canan rahatsız olduğu bir konudan da bahsetmek istiyor ve bunun üzerine, Aşkım şu an evde değil misin? evet ben şu an düğüne geldim. diyor Can. Şimdi belki diyeceksiniz bunun neyi rahatsız verici, ama kız diyor ki yani bu tarz detayları, hayatıyla ilgili hiçbir şeyi bana anlatmıyor ve ben bunlarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum, benimle paylaşmıyor. Dolayısıyla üzerine, bu düğüne gitmiş ama kızımızın da haberi olmadığı için kızımız çocuğumuza bir mesaj atıyor. Der ki, Sevgilim, sen zaten yarın tatile gitmeyecek miydin? Bugün keşke düğüne birlikte gitseydik. Ne de olsa iş arkadaşlarını da bildiğim için birlikte gitsek de olmaz mıydı sanki? diye mesajını atar. Can ise der ki, Çok özür dilerim. Gerçekten o kadar yoğundum ki ama akşam seni mutlaka arayacağım. kızımız ise tam işte erkek arkadaşının aramasını beklerken, işte sosyal medyada gezinirken ne görür? Bir tane ID, erkek arkadaşıyla aynı ID'ye sahip olan bir ID'yi görür. Sadece son numarası farklı ve tabii ki merak eder ve o hesaba girer ve görür ki aslında yeni gördüğü hesap daha da aktif olarak kullanılan bir hesap, kızımızın normalde bildiği hesaptan. Tabii kızımız bu ID'yi, bu hesabı incelerken ve görür ki bir tane düğün resmi.
Meğerse Can düğündeyim, arkadaşımın düğündeyim derken aslında kendi düğünündeymiş, sizin de anlayacağınız gibi. Doğal olarak da yarın arkadaşlarımla birlikte tatile gideceğim demişti. O da büyük ihtimal balayısıdır. Yani balayı olacağını düşünür. Yani bu kadar da olmaz diyorum. Yani bir erkek, tamam yalan söylüyorsunuz okey okey ama bu nedir yani, kendi düğününe gidip de kızı arkadaşımın düğündeyim deyip ve sen ne zaman, ne kadar günlerdir nasıl idare ettin o kızı sen ya? Bu nasıl bir yetenek? Ama ne kadar da yeteneksizlik aslında. Yakalanıyorsunuz çünkü hep sonunda. Neyse. Bu düğün fotoğrafını sosyal medyada gördükten sonra hiç yazmaz ve bir süre sonra yine çocuğun mesajı geliyor. Bak çocuk hala mesaj atıyor yani, yüzsüzlüğünde bu kadarı. Diyor ki eve diyor işte bir akrabalarımız geldi, çok yoğunduk, sana da dönemedim, ben seni mutlaka arayacağım der ve kızımız tabii ki direkt sosyal medyada gördüğü düğün resmini çat diye çocuğa mesaj olarak atar. Yüzsüz gibi çocuğumuz der ki yapacak bir şey yok. Sana açıklamam gerekiyor demek ki. Annem hasta olduğu için evlenmek zorunda kaldım. Kızımız da tabii ki der ki yani. Sence bu geçerli bir sebep olabilir mi? Ne saçmalıyorsun sen yani, yani böyle şey mi olur? Ailem sürekli evlen diyordu. Sen ise çok küçüksün. Sana evlenelim diyemezdim. Kız da bu konuşmaları süresince çocuğumuzun söylediği şey sürekli şu şekilde. Bunun anlaşmalı bir evlilik olduğunu, eşinin de bu konuyu bildiğini söyler. Ve bunun üzerine tabii ki Canan der ki o zaman annenle beni buluştur. Annenin hasta olduğuna ikna olayım. Ve eşinle beni buluştur. Görüşmemi sağla ki bu işin anlaşmalı bir evlilik olduğuna ikna olayım. Anca o zaman inanırım der. Bunun üzerine çocuk da o kadar utanmaz ve arsız bir şekilde sen normal değilsin işte der ve tartışmaya başlar. Her neyse bu şekilde ilişki biter. Yani ne diyeyim size, ne diyeyim yani, bana o Kore'de tehdit edildim, ölüm tehdidi aldım, videoma yorum yazanlar yani. Şimdi ne diyeceğiz, hani bu kız da mı suçlu? Bu kızın suçu ne yani? Hiçbir şey yok. O kadar güzel geçiniyorlarken, hediyeler de alıyorken, güzel anlaşıyorken tek sorunu erken uyuması ve çok da hayatıyla ilgili detayları paylaşmayan bir erkek olmasına rağmen kızın başına gelenlere bakın. Yani bu tarz olaylarda rica ediyorum, kadınları suçlu bulmayın. Yani bunu yapan suçlu. İnsanlara evet şüphelendiği halde devam ediyor olması, insanlara güveniyor olması kadınları suçlu yapmaz. Bu güveni kötüye kullanan erkekler suçludur. Suçlamayın. Her neyse bu olayda da gördüğünüz gibi erkeğimiz gerçekten kızımızı aldatmakla, kandırmakla kalmamış yani, hayatının içine etmiş. 26 yaşında bir kız yani. Sen 26 yaşındaki bir kızın hayatında böyle bir anı olarak kalmak veya hayatında böyle bir anı yaratmak kimin hakkı? Kimin hakkı yani? Ne kadar iğrenç. Ne kadar iğrenç bir durum. Buna rağmen kızımız da hala oradaki 5 MC'ye diyor ki yani erkek arkadaşımın benden gizli evlenmiş olduğunu öğrendim ama hala bu durumla ilgili ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen bana akıl, yol gösterir misiniz? Ben de size aynı şeyi soruyorum. Yani erkek arkadaşınızın evlendiğini öğreniyor olsanız ve bunu erkek arkadaşınızdan da değil yani sosyal medyadan tesadüfen görüyorsunuz, siz ne yapardınız? Ben direkt ne yapacağımı söyleyeyim. Hiç. Hiç umurumda olmaz direkt. Direkt hadi eyvallah, sana evliliğinde mutluluklar. Annen de inşallah hastaysa da iyileşir der. Yoluma bakarım. Yani bunun hiçbir şekilde affedilecek bir şey yok. Kızımız da bunu affetmemiştir herhalde. Affetmez herhalde diye düşünüyorum. O zaman bu haftanın hikayesi de umarım hoşunuza gider arkadaşlar. Gittikçe bu konuyu geliştirmek istiyorum. Daha gerçekçi size nasıl aktarabilirim diye düşünüyorum ama şu sıralar yoğunluktan çok yine odaklanamadım. Zaten diyeceksiniz sen ne zaman yoğun olmadın ki. Her neyse amacını biliyorsunuz bu serinin, sadece bu tarz ilginç, akla mantığa sığmayan olayların Kore'de de yaşandığını size göstermek içindi. Umarım hikaye hoşunuza gitmiştir. Tabii ki serinin adını artık Aşkı Kore diye karar verdiğim için yorumlarda ne yapıyoruz? Bu hikayeye başlık buluyoruz. Bundan sonra hikayelerin başlığını birlikte bulacağız. O zaman hikayeye başlık bulmak için yorum yazabilirsiniz veya bir öneriniz varsa yorum yazabilirsiniz. Yazabilirsiniz istediğinizi. O zaman ne yapıyorsunuz? Beğendiyseniz videoyu like'lıyorsunuz. Kanala abone olup İşte neydi o ya, bildirimleri açmayı unutmuyoruz falan filan derken ne yapıyoruz? Bugünkü videoyu da kapatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.